Ay arkadaşlar, damlara çıktık. Avrupa bizi maymun etti, maymun. Buradayım, tavandayım. Bir tanıtalım. Merdivenimizi çekelim. Evet arkadaşlar. Oh, maymun çocuk olduk. Neredeyiz? Bazılarınız biliyor. Belçika. Ah, Antwerp. The Gurbet sezon 2 bölüm 1. Evet arkadaşlar, bir amelerin olmazsa olmaz kahvaltısı. American Breakfast. Karşınızda Moka Pot'ta kahve. Bakalım dün bunu yaparken kahve mi çıkırdı? Ev sahibi görmeden sildik. Bugün inşallah öyle bir şey olmaz. Balkona çıkalım. Evimiz böyle. Biraz sıfır stüdyo. Yüksek tavan. 5 metre tavan. Bak kapı kolu. Hogwarts. Harry Potter. Harry Potter kapı kolu arkadaşlar. Bak. Bak. Görüyor musun? Mahalleye bir dünyaya bir günaydın diyoruz her zamanki gibi. Gurbette de olsak. Oh. Günaydın diyoruz. Adamlar işe başlamış dışarıda. Bak şuraya bak. Adamlar daha şimdi de işe başlamış. Yan dairenin balkonu daha güzel. Bizdeki biraz dandirikten ama yapacak bir şey yok. Burada balkonun daire çok az var. Bugün ne yapacağız? Bugün Breda'ya gidiyoruz. Breda'da iş görüşmesi. Ondan sonra market falan hatmat alırız. Görürsünüz işte. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Breda'ya doğru gidiyoruz ofise. Orada konuşacağız. Ondan sonra ben MİNEG'e gideceğim. Bank hesabım kapanmış galiba. Ona baktırmam lazım. Daha sonra bakacağız. Oradan eve kayış, markete kayış. Evet. İşte ben bu damda yatıyorum. Avrupa bizi maymun etti. Güzel ama ev ya. Evimizin koridoru gördüğünüz gibi. Cinler gibi, vampir evi. Ben bir vampir evi var. Duvarlarda kırmızı dekorlar var. Hocam bunları dikkatli alalım. Bir tavuk, bir tavuk. Tahta da kırmızı. Bence bunlar vampir. Yukarıda da tahta var. Tam inanamadım. Evet, bence bunlar vampir. 3 tane kapı var. 3 baba vampirin kapısı olabilir yani. Motifler falan beni çok korkuttu. Her yerde inşaat. Her yeri yeniliyorlar bak. Bir garip. Baksana abi. Şöyle bak. Nasıl bir yere geldik? Cinlere mi geldik? Vampirlere mi geldik? Ben anlamam. Hocam anahtar aldın mı? Bak sütunlar falan yani böyle bir yerde. Hollanda'da böyle çok ev yok yani. Şuraya bak. Bir vampir yolu var gibi. Arkaya mı bakalım? Bak abi sen, ben giremem. Hoca dal hoca. Dabbe biricim vakası hocanın tarlaya girişi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kazıkları çakmışlar. Oğlum ne güzelmiş lan burası. Tertemiz hocam buraya. Bunlar vampir değil de Mason çocuğu olabilir. Emin değilim. Ama ev harika. Tavanın sonu yok. Evet arkadaşlar, şimdi Antwerp Central durağı, gördüğünüz gibi. İçeri doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bayağı güzel bir ipneler yapmış. Evet. Central durağı. Evet. Güzel. Evet, Antwerp. Harika. Philadelphia'daki şey binasına benziyor ya. O ilk şeyin, ilk Council'ın toplandığı bina. Neydi ama ya? Ona benziyor. Çok iyi. Ayasofya havası da var. Evet, şimdi Gurbet sezon 2 bölüm 1. Amelilik kaderimiz olduğu için amelilikte iş bulmaya gidiyoruz. Zaten ben lisede bıraktım, sizinle bırakmak aldım. Kendi işimizi kuracağız diye sermaye yapıyoruz burada. Şimdi bakalım, doğamızı gösterelim hocam.
Tüm işi burada var. Bizim oralarda olan ama olmayan, yıkılanmıyor. Neyse, acizasyon yapmayalım. Bir iş var işte. O işe kayıt yaptırmaya gidiyoruz. Oradan İmeli'ye falan gideceğiz. Kayıt olursa bu hafta ve bu hafta başlıyoruz artık. Gece var diyorsa. Uykusuz her gece. Çalışmaya devam. Sonra da bir tane sabah iş buluyorsak hafta için. İki iş tamam. Kapalıyoruz artık. Evet arkadaşlar, Breda semalarına geldik uzun süre tren yolculuğundan sonra. Şimdi amele ajandası var, agency var, ajans. Oradan amelelik bakmaya gidiyoruz. Başlangıcı amelelikle verelim, devamı gelir. Sonuçta en çok parayı kim verirse bize o lazım yani, para biriktirmek için geldiyse. Bakalım bak çevremiz. Mimari sıkıcı, bayıcı. Düzenli, güzel. Hollanda güzel ama mimari sıkıcı. Gece hayatı hızlı. Gece hayatı adamı batırır. Batarsın yani. Para var, rakamlar. Evet arkadaşlar, işe geldik. Başvurduk ama benim banka hesabımı kapatmış. ING yetkilileri. Şimdi ABN banka gideceğiz orada açmaya. Hesabı da geri de açmıyorlar. Komple ING beni banlamış Avrupa'dan. Bir de iş Belçika'da ama biz de Hollanda çalışmayız. Hollanda sigortamız var. Belçika'da çalışıyoruz. O yüzden de açmıyor. Gene sıkıntılara girdik, strese girdik. Şimdi diğer bankaya gidip deneyeceğiz. Orada da açılmazsa evi kapatıp Hollanda'ya bir yere taşınıp ne yapalım ya, bulacağız bir şey artık. Bilmiyorum. Kafayı kırdık. İnşallah çözüm buluruz. Gidelim diğer yere. Manzarayı çekelim. Orman. Aşağıda domuzlar, balıklar, sazanlar, balıklar. Buraya bak. Çeneyi suya atmışlar oraya. Bob kanadı. Gidiyoruz bakalım. Bir de yürüyüşümüzü görelim. Bak bıçağı nereye koydum. Evet. Guys. Eve geri geldik. Çekemedim. Kusura bakmayın. ING'ye git, hesap aç. Açamayız sana hesap, seni banladık. Banlamışlar ING'de, açmıyor. ANB. Tam patronla denk geldi. ANB'ye gidiyorum, ANB açamaz. Hayır dedim anasını satayım. Olmuyor banka hesabı. İş var. İşe gideceğiz ama banka hesabı yok. İşte bir Revolut ya da Wise falan, oradan bir dümenden hesap açıp oradan bir ödeme alacağız. Bugün bir garip bir gün oldu yani. Rosendahl'a git. 1,5 saat geri gel, 1,5 saat, 3 saat yollarda yeridi. Akşam eve geldik, yemek yapacağız. Yani ne zaman gurbete gitsek, bak gurbet sezon 2 bölüm 1 Amerika olsun, Avrupa olsun, ilk hafta hep bir sıkıntı, hep bir sıkıntı. Banka hesabı açarsan açılmaz, iş bulursun olmaz. Hep ters. Bu iş artık ben alıştım ters gitmesine. Koy götür Rahman girsin. Yemeğimize bakalım. Yani bu işi de bulamazsa araba da vermiyorlar. Arabalar da doluymuş. Boşta araba da yokmuş yani. Boşta araba olsa arabayla Breda'ya gidecektik. Arabayla Breda'ya gidecektik hocam. Ama artık gidemeyeceğiz maalesef. Çünkü araba vermiyorlar. Yoksa işler sakat arkadaşlar şu an. Banka hesabı yok. İş pazarsı başlıyor. Yani biz buraya para yapmaya geldik. Sermaye olsun kendi işimiz için diye. Çünkü seneye aralığa kadar kurmak zorundayız. Ama sermaye çıkamayacak mı? Çıkabilecek mi? İkinci bölümde bizi neler bekliyor? Bu maceraya tanıklık ediyorsunuz. Yani bu videoyu izleyen 50 kişi falan. Tanıklık. Antwerp, Belgium. İşte yarın, bu video kısa olduğu için yarın da bir dışarı çıkarız. Sentrum'u gösterir size. Ulan Belçika'da da çalışamıyormuşuz. Ben Hollanda BSN numarasıyla çalışırız zannettim. Belçika'nın kendi ait numarası varmış. ISN diye. E bizde o yok baba. Onu çıkarmak için de işvereni çıkartıyormuş. İşverenimiz yok ki Belçika'da. Ya Belçika'da dümenden bir işe gireceğiz sırf onu çıkartmak için. Yani mesela sabah, bu gece var diyor. Sabah çıkacağız 5.30'da. Bir fabrikaya, memlikaya gireceğiz. Yani kolu öyle çıkıyor. Sabah 8'de bir daha iş. 16 saat, 3 saat uyku. Böyle de yapabiliriz. Yani ya da araba kiralayacağız bir gün ekstra çekmek için. Çünkü araba bulursak cumartesileri ekstra çalışabileceğiz. Ama araba da vermediler. Aldık mal gibi. Ya kiralayacağız ya artık dümenden bir işe girip kendimizi. Şimdi yemek olarak da tavuk gösterini kuşbaşı kestik, suya attık baharatla.
Bu soğanları da bir yerde blenderdan çekeceğim, içine atacağım. Bütün soğan yiyemeyiz. Blender lazım buna, blender girmesi lazım. Ya da tavuklar da mı blender? Tavuklar blender olmaz. Evimizi şöyle bir göster, ev, bakın. Ev turu. Ben tavanda yatıyorum. Damlara çıktık. Maymun oldu. Avrupa bizi maymun etti. Tablomuz oyu çok özel yerden almışlar. Adı Esrarengiz Kız Tablosu. Hep yap, hep yap. Esrarengiz Kız Tablosu çok özel. Çalıntı değil. Burası banyomuz. Bak supplementlere bakalım. Steroid. Banyomuz. Dikkat çekiyorum. Miele. Yani marka. Kalite. Ahşap klozet. Şunu kapatalım deliği. Ahşap klozet. Küçük ayna. Bak abi şu duşu bir gösterebilir miyiz? Bak bak. Hazır mısın? Vay babanın yine. Tavandan aşağılara şelale. Onlar yapıyor ya. Avrupalılar yapıyor. Burada balkonumuz var. Şu kapı koluna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Abi ev eski Belçika kralının oğlunun eviymiş. Prensin eviymiş. Bütün bina alınmış. Şato gibi. Bize kaldı bak. Bak. Kilit sistemine bak. Çubuk. Abi şuna bak ya. Burada balkonumuz var. Sandalye falan. Yani çok otantik bir yer. Esrarengiz Kız Tablosu da var. Thank you.